Efendim, Beşeriyete Giriş adlı konferansa hoş geldiniz. Hazır kalabalığı yakalamışken hemen bir anons yapayım. Efendim, kitabım Beşeriyete Giriş 9.90 TL'ye bütün kitapçılarda ve büyük marketlerde. Bunu unutmayalım lütfen. Ayrıca bulamayan olursa cepten bana ulaşıyor. 12.90 liraya kargo dahil evinize yolluyoruz. Fazla uzatmayayım lafı. İlk bölümümüze geçelim. Evet. Bölümümüzün adı Kandırmak. Ben bu konuyu işlerken bir merakım vardı. Bir sorayım dedim bakayım. Erkekler mi daha çok kandırıyor, kadınlar mı? Erkekler daha çok bu konuda. Abi sen kimin tarafındasın ya? Ya ben doğru olanı söylüyorum. Bir kadın bir erkek alayım diye. Bütün aldatmaları erkekler yapar genelde. Ha, kadınlar yapmıyor. Kadınlar daha az. Kadınlar daha akıllı. Daha akıllı, tabii o olası kesin. Yanınızdaki evet. Beyefendiye verelim mikrofonu. Sizce de arkadaşımın söylediği gibi daha çok erkekler yalan söyler ve erkekler yapar. Genelde budur ama ben yapmam. İsim neydi? Özkan. Özkan. Efendim, Özkan Bey 22 yaşında ve yalan söylemiyor. İlgilenen olursa... Ben yapmıyorum. Yapan da sevmem. Peki var mı kadınlar yalan söyler diyen? Kadınlar devamlı yalan söyler, erkekler bir defa. Kadın bakarsın dünya güzeli, akşam bir kandı, çıktıktan sonra bir şeye benzemez. Yani büyük yalanlar olmuyor. Kuştan çıktıktan sonra bir yere benzemez. Abi ona ne yapsın? Yoksa akşama kadar boyat, bora, bura bir bakarsın burnu... Eğriydi düzeltir. Ağzı yamuktu düzeltir. Hiçbir erkekte görmedim. Bunlar da... Çok tamam. Affedersiniz. Burnu eğikti düzeltiyorum. Sonra yıkanınca niye yine eğiliyor? Ya yıkanınca da o bir şeyler dökülüyor, dökülüyor. Bir bakıyorsun sabahtan gül gibi, akşam bakıyorsun ona olmuş şey gibi. Yani değişiyor. Nasıl oluyor anlamıyorum. Nasıl yani, kandırmak değil mi bu? Burnunu alçıpanla mı düzeltiyor? Evet, düşüyor aşağıya. Düşüyor, düşüyor. Başka bir... Yanınızdaki bayan bakalım ne gibi bir yorumda bulunacak? Bu önemli konuyla ilgili. Bence de kadınlar daha fazla yalan söylüyor, erkekler beceremiyor. Bravo. Ne gibi yalanlar mesela? Her konuda olabilir. Ne ya, mesela bir tane örnek. Kadınlar zaten doğduklarından itibaren başlıyorlar. Sürekli yasaklar. Önlerine konulan engeller. Evet, oradan da yalan söyleyerek mi o yasakları deliyorlar? Mecburen ilerleyen dönemlerde zaten buna alışmış oluyorlar. Doğal olarak yalan söylemeye devam ediyorlar. Efendim, biz bakalım bu kandırma konusunu nasıl işlemişiz? Ben de tabii oyunculuğumla bu kandırma konusuna katkıda bulunacağım. Evet, pardon. Şunu yapıştırayım şuraya. Evet. Bayanlar ve baylar, bize bir abilik yap Aziz abi programına hoş geldiniz. Yine bu haftada karşımızda çok vahim bir durum var. Daha önce hiç karşılaşmadığımız bir problemle karşı karşıyayız. Birbirini çok seven bir çift, evli bir çift, çok enteresan bir neden yüzünden şu anda ayrılar. Bakalım imkansız denen bu barışmayı Aziz abi ve ekibi sağlayabilecek mi? Arkadaşımız gelsin. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Aziz abi. İçeride bana kahve ikram ettiler. Sen canın çekerse diye getireyim. Ben ya da buraya koyayım. Yok yok, al onu iç. Rahatına bak ya, rahatına bak. Çok heyecanlıyım Aziz abi. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Otur. Güzel. Erdem'di değil mi?
Evet. Evet. Erdemciğim, şimdi bize en başından delikanlıca anlatır mısın? Ne oldu? Aziz abi, ben bundan 2 ay evvel uzaylılar tarafından kaçırıldım. Ve benim karım bu durumu çekemedi. Yani sen şimdi uzaylılar tarafından kaçırıldığını ve karının bu durumu çekemediğini mi söylüyorsun? Evet Aziz abi, çekemedi. Peki çekemedi derken yani bu özel anı görüntüleyemedi mi anlamında? Yok, kendisi insan olarak çekemedi. Şimdi uzaylılar normal koşullarda hep dünyayı böyle gözlem altında tutuyorlarmış, tamam mı? Bunlar ari ırk peşinde koşuyorlarmış. Fark etmişler ki beni, bana dediler ki ya biz hani insan ırkına çok hakimiz. Ancak nasıl olur da bir insan bu kadar yakışıklı ve seksi olur? Bu konuda bizim araştırma yapmamız gerekiyor dediler. Ve beni bazı testler yapmak için uzay gemisinde 3 gün misafir ettiler. Ya dediler ki yani Erdem ya manyak mısın, insan böyle olamaz ya falan dediler. Biz dediler senin kan değerlerine bakalım. İllam dediler ki itiraz etme seni kaçıracağız bak. Peki yani nasıl, seni üstün ırk olarak mı gördüler? Sağolsunlar. Evet, sonra ne oldu? Şimdi ben kendim abi. Yani bir takım sadece, testler yaptılar mı orada? Evet, orada test yaptılar. Vücudumda çeşitli yerlerde çizikler açtılar. Bazı delikler açtılar böyle bazı bölgelerde. Oralara bu flash disk dediğimiz şeylerden yerleştirdiler. Bazı çip yerleştirdiler. Bir tane hard disk yerleştirdiler. Oğlum, koca hard diski nereye yerleştirdiler? İşte çeşitli herhalde onun bir farklı teknikleri var. Evet. Bunlar işte bakacağız dediler falan filan. Sonra beni geldiler yatağından kaldırıp kaçırdılar Aziz abi. Yatağından kaçır. Peki sonra ne oldu? Ya bu olaydan sonra bu çiplerin ve çeşitli testlerin bir etkisini gördün mü vücudunda? Tabii bir sürü yan etkisi oldu bende. Bir sürü yan etkisi oldu. Yani bir dudağımda uçuk çıkmış korkudan benim herhalde. Çünkü böyle çok değişik yaratıklar bunlar. Bizim gibi görünmüyorlar. Yani çirkinler bayağı. Mesela ünlülerden örnek göstermek gerekirse... Çok çirkinler ya, böyle Alper Kul'un yakışıklısı falan öyle bir şey. O kadar. O derece çirkinler. Böyle kel onlar da böyle, tuhaf. Peki yani senin sadece fiziğine bakıp mı üstün ırk olduğuna karar verip aldılar? Yok, ben zaten dedim böyle lütfen dedim, fiziğime önem vermeyin dedim. Ama bununla beraber benim hani üstün zekam yüzünden de galiba bir şey yaptılar. Çünkü ben her şeye çok çabuk beyin olarak respons edebilen biriyim. Ne yapın? İngilizcem var. Response. Ne demek o? Bilmeyenler için. Farklı bir şey. Misal yani ben her şeye çok çabuk... Yani matematik zekam, analitik zekam, geometrik zekam çok benim kuvvetim. Mesela 1, 2, 3, 4, 5 gibi de bilmiyorum. Bunun gibi her şeyi çok çabuk şey yapabiliyorum. Dolayısıyla dediler ki biz senden örnek alacağız. Belki ilerleyen nesillerde bizim dediler daha zeki olabilmesi için uzaylıların senin kanından ona şey yaparız dediler. Ha, uzaylılar zeki olabilmek için. Daha zeki olabilmek için. Peki o geceye dönelim. Evet. Seni yatağından alırlarken karın yanında mıydı? Karım yanımdaydı. Uyanmadı mı? Uyanmadı. Çok vahşi bir gece geçirmiştik o akşam. Onun nasıl vahşi bir gece? Detaya girmeye gerek yok da. Herhalde onun verdiği rehavetten mi artık neyse, derin uyuyor. Zaten derin uyuyor, benim bal köpüğüm. Bal köpüğü? Ona bal köpüğü diyorum. Görsem bal köpüğü gibi çünkü böyle mıncık mıncık. Ondan sonra o derin uyuyor. 2 tane böyle uzaylı arkadaş geldi. Koluma girdiler, böyle böyle kaldırdılar, tamam mı? Ben de buna bağırdım, Sinem dedim, adı Sinem. Bal köpüğü benim özel şeyim. Başka insanlar Sinem diyor. Sinem, Sinem dedim, bu içi uyanmadı. Sonra ayıptır göstermez böyle depiyle vurdum buna. Bu gene uyanmadı, ıhmık falan filan etti. Sonra uzaylılar beni kaldırdı, götürdü. Şimdi biz programımızda seyredenler bilir, böyle anlatmalarla işte efendim şöyle olmuş, böyle olmuşlarla hareket etmiyoruz. Biz canlı bir şekilde burada olayı yaşıyoruz, canlandırıyoruz. O yüzden neyimiz eksikse bunu seyircimizden tamamlayabiliriz. Var mı efendim 2 tane uzaylı? Geldi, gel bir uzaylı. Gerçek uzaylı bu. Gel 3 tane olsun, gel. Müsaade edelim arkadaşımıza. Evet, şimdi uzaylılar olarak... Efendim, siz de... Evet, siz de böyle gelin. Şimdi yalnız 3 erkek geldiler. 3 erkek gönüllü oldu. Bize tabii bir de Sinem Hanım'ı, yani Erdem Bey'in eşini canlandıracak biri lazım.
Var mı? Bayan olursa yalnız. Buyurun. İki arkadaşımız kollarından, bir arkadaşımız da sağ bacağından olmak üzere kaldıracaksınız. O sırada fazla hızlı çekmeyin çünkü anlat... Buyurun efendim, buyurun, hoş geldiniz. Anlattığı gibi... sol bacağıyla depiklemek suretiyle hanımefendiyi uyandırmaya çalışacak. Evet. Hanımefendi de yapıp arkasını dönecek ve uyanmayacak. Evet. Tamam mı? Hazır mıyız buna? Evet. Yani hikaye duydunuz. Şimdi sen uyuyun. Tamam, iş planını yaptınız. Nasıl oluyor? Bacağı arkadaşım. Bacağı değil. Tamam. Peki şimdi abi, böyle geliyorsunuz. Anlamışız beni. Yani normal pozisyon. Erkek yatışına. Biraz hanımefendiye de yer aç. Tabii. Siz rahat ettiğinizde başlayacağız. Siz bir dalın. Tamam mısınız hanımefendi? Tamam. Güzel. Şimdi sen önce geliyorsun ve uzaylıca adamı görüyorsun. Arkadaşlarına seslenip çağır. Seslen, seslen. Gel. Duymaz onlar. Bir dakika. Siz içeri gidin. Sen de içeri git. Sen gel, gör, bağırarak çağır arkadaşları. Allah'tan altınları kasada saklıyorsun. Hoş, hoş. Hepiniz aynı sesi, bir dakika. Hepiniz aynı sesi mi çıkarıyorsunuz? Aynı dili konuşuyoruz. Aynı gezegen. Maymunlar cehenneminden. Siz biraz üşümüşsünüz gezegende montla. Evet, bir daha girebilir miyiz hiç? Ben bölmeyeyim. Daha yüksek ama, daha yüksek duysunlar. Siz de geliyoruz işte, ne var, ne bağırıyorsun diye. Tamam mı? Güzel. Bu ne bu? Ben mühendisim. Ha, güzel. Tamam. Beyefendi, aşkım, bir dakika. Rahat dur, yoruldum artık. Siz böyle gelin, siz kollarından kaldıracaksın, sen de bacaktan kaldıracaksın, öbür bacağı kullanacak, lazım olacak her zaman. Aşkım, Allah ne oluyor? Siz ki... Sinem, Sinem, siz biraz depik için bana şey... Sinem, 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 geri getir, Sinem. Geri getir bir daha. Şuraya tutun, tutun. Tutun şuraya. Tutun şuraya, gitmemişsin. Şu koltuğa, koltuğa. Geri gel, bir daha depikle. O size vurunca siz de ona vurun. Sinem, kalk kız. Sinem. Siz de ona vurun. Vurun ona. Kızsana. Bu nasıl bir laflar? Sinem. Alın götürün bunu. Sinem. 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 Lan artık nasıl bir performanssa. Aşağı yukarı böyle. Evet, çok teşekkür ediyoruz uzaylılara biz. Çok güzel. Ben size de teşekkür ederim. Sağ olun. Depik için özür dilerim. Ama intikamını aldırdım. Evet. Aşağı yukarı böyle oldu hocam, evet. Evet. Peki, neden terk etti seni? Yani hikayene inanmadı mı ya da inandı da sen uzaya gidince... Ne bileyim, orada bir uzaylı ile bir ilişkiye girdin diye mi düşündü? Bir uzaylının ruj lekesini gırtlağında mı gördü? Ya yok hocam, bu... Şeye taktı kafayı, sırtımdaki çiziklere. Hı. Sırtımdaki illam dedi ki, bak lafa bak Allah'ını seversen. Bunları uzaylılar yapmış. Olamaz. Bunlar kesin bir kadın çizdi sırtındaki. Buna inanın bir insan ya. Tam kadın aklı işte. İşte yani peki Sinem bir çip çiziğiyle kadın tırnağı çiziğini ayırt edemiyor mu? İşte kadın. Evet. Ayırt edemiyor. Peki ben başka... ona ne yaptıysam anlatamadım derdimi. Ya dedim ki bak aşkım, senin için dedim uzaydaki hayatı bırakıp geldim ya dedim. Ki orası da gerçekten çok refah bir yer, bir görsen. Doğru. Herkes eğitimli, herkes güzel, çoksa karşıdan karşıya geçerken birbirlerine yol vermeler mi dersin? Yani uzaylılar mesela niye bu kadar zeki biliyor musun? Niye? Niye başka gezegenlere gidiyor biliyor musun hocam? Çünkü her kişi başına bir tane öğretmen düşüyor. Uzayda bütün öğretmenler atanabiliyormuş o derece. Evet.
Sonra ben bu olmayacak dedim ki ben bunu biraz yumuşatayım, tamam mı? Bunun Bakırköy'de çok sevdiği bir lahmacuncu var, oraya götürdüm. Balkofim benim minik yavrum, 7-8 tane yedi bu. Ama bir türlü rahatlamadı gene yani. Niye Bakırköy? Orada yağlısı var, onu daha çok seviyorum. Yağlı yemeği seviyor. Peki o zaman ne yapacağım şimdi biliyor musun? Ne yapacağım? Sinem'i de buraya alacağım Allah ve dinleyeceğim bakalım onun açısından olaylar nasıl gelişmiş. Hadi inşallah. Sinem gelsin. Hoş geldin Sinem. Hoş bulduk Aziz abi. Yalnız sen bir şey söyleyeceğim Aziz abi. Sen beni eğer özelden arayıp birebir çağırmasaydın... ...ben kat'i süretle bu adamla aynı ortama girmezdim. Bunu öyle bilsin yani. Bak ya. Teşekkür ederim Sinem. Bize duyduğun güvenden dolayı çok mersi. Şöyle oturalım. Tabii. Bakalım sen bize olayı nasıl anlatacaksın? Niye inanmadın? Aziz abi sana şöyle tek bir soru soracağım. Niye inanmadım? Bir insan evladı... ...uzaydan geldiğinde ağzı içki kokar mı? Bak ya! Ya ben bunu 100 kere söyledim ya. İçki mi içti? Ya yok Aziz abi, ne içki içmesi ya? Bana şurup verdiler, dediler ki... ...şimdi sen buradaki bu ortamı görürsen dediler... ...farklı ortam beynini çıldırırsın dediler. O yüzden senin bazı hafızanın bir kısmını çalmamız lazım. O yüzden de sana şurup içireceğiz dediler. Bir tane uzay şurubu, farklı. Ben ne bileyim onun içinde alkol var. Değişik bir sen şey. Sen nereden anladın alkol olduğunu? Vallahi Aziz abi şöyle anladım. Geldi bu o gece bütün evin her yerine istifa etti. Ne yaptı? Evet, istifa etti her yere, evin her banyonu, denizlerin, oralar leş oldu hep. İstifra diyorsun, istifra. Kusmak yani. Evet, istifra etti. Her yere, her yere. Pislik herif. Sanki ben her gün uzan şurubu içiyorum. Belki dokundu. Vay ya! Allah Allah. Yol da var tabii. Yol da var. Ta nereden geldim? Kaç ışık yılı ya? Yani bir koku mu aldın? Ne oldu? Evet, bir koku aldım o uzaylı şurubundan. Böyle anason aromalı şurupmuş herhalde ki leş gibi kokuyor. Ben ne bileyim içinde anason var? Yalan konuşuyorsun. Sen ömür billah yalan konuşuyorsun. Gene yalan konuşuyorsun. Gene yalan. Bana ümüreceksin iyi bilmem ha. Lütfen. Ya senin kocana çip soktular diyorum. Sen hala derzin bilmem ne peşindesin ya. Bu mu senin çip sokulmuş halin? Çipsiz. Bak. Şu hale bak ya. Laflara bak ya. Ben sana çip soksalar böyle mi yaparım ya? Ya kim ben? Çip sokuyormuş ya. Ben kim öyle saçma sapan... Ya Aziz abi zaten böyle duygusalım. Zaten kendim yapım itibariyle çok duygusal biriyim. Bir de bu uzaylılar gittim geldim ya. Uzayın şeyi şunu bunun yer etkisi midir nedir? Aziz abi kulinerdir böyle kadın gibi ağlıyorum. Ya salak ya. İyi kim... misin Erdem? Yemin ediyorum kadın gibi ağlıyorum. Bazı hareketlerim var değişik. 3 gündür kanamam var zaten herhalde. Ne kanaması? Ne biçim konuşuyorsun ya? Ya çip soktular diyorum. Ne kanaman var ya? Ya hep sırtımda kanama var. Tamam, biraz sakinleyelim. Lütfen. Ya vallahi sana bir şey diyeyim mi? Elleme. Bana ne yapıyorsa yapsın. İstediği kadar dövsün, istediği kadar sövsün. Yok, zaten yapma. Ben tabii alışkınım. Tabii ki seveceğim. İstediği kadar. İstediği kızım, kadar. Kızım, ayak üstüne yapıyorsun. Vurma. Ben ona çürüdü zaten. Ben alışkınım. Tamam, şu son, şu. Son, tamam. Tamam, bir daha yok. Yok. Ben zaten bundan her gün dayak yiyorum Aziz abi. Abartma. Benim için önemli değil. Her gün dayak yiyorum. Erdemciğim. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Birazdan öyle birini çağıracağım ki... ...bana bütün vurdukları, bütün her bir zumzuk için özür dilemek zorunda kalacak. Aziz abi ben Görgü tanığımı çağırmak istiyorum. Görgü tanığın evet. Var. Evet. İsmail Bey buyurun. Evet. Kim İsmail Bey gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Aziz Bey. Ben masadan geliyorum. Nereden? Masadan. NASA'dan. NASA'dan, NASA'dan. NASA'dan. Ben NASA'dan geliyorum. Evet. Anlatacaklarınız var galiba. Vallahi biz uzayı araştırıyoruz NASA olarak. Mesela böyle gezegenlere bakıyoruz. Mesela Kars'ta hayat var. Uzun süre önce böyle tanımlanamayan bir cisim dünyamıza gelip Bağcılar üstünde epey bir kaldı. Biz çok heyecanlandık. Çok dedik ne oluyor dedik. Olur mu dedik yani. Ne anladınız? Anladık. Çünkü geliyorlar ama Bağcıları özellikle seçmelerine bir biz anlam veremedik tabii. Yani fakat yerden yukarı doğru çıkan cismi görünce gerçekten tüylerimiz diken diken oldu Aziz Bey. Ya gördüğümüz şey 2 tane alien. Artık 3 oldu. Erdem Bey'i böyle kollarından tutmuşlar. Erdem Bey, beni karımdan ayırmayın. Beni karımdan ayırmayın. Bir de performans diyordu. Onu pek anlayamadık ama. Aldılar, yukarı gözümüzün önünde çıkardılar. Peki, Erdem Bey olduğunu nasıl anladınız? Biz çok anladık, baktık biz... Bir yapar mısınız? Bakalım hakikaten siz misiniz?
Beni karımdan ayırmayın. Yapmayın ne olur, beni karımdan ayırmayın. Aynısı değil mi? Aynısı değil mi? Yes. Beni karımdan, ben balkopim olmadan yaşayamam. Nereye götürüyor? Ben 30 saniye bile geç kaldığında misal özlüyorum beni. Şimdi kalkıp gideceğim şeyler. Nerede olacak? Oluyor değil mi? Aynen böyle, aynen böyle yaptı. Biz de kendisine 4 gün ulaşamadık. En sonunda 4. günde geldik bu elim olay karşısında. Bulduk kendisiyle. Yurt dışında da aldık onları. Baktık hepsinin cismine. Neyi aldınız? Onları baktık biz hepsinin yurt dışı gezegenlerinden gelen varlıkların baktık onlara biz. Evet. Nereden gelmişler? Baktığınızda ne gördünüz? Ben masadan kalktım geldim. NASA'dan. Arkadaş rica etti. Nerede? NASA, NASA. Evet, NASA. Ne ara Türkçeyi öğrendiniz? Ha. Aziz Bey, biz Ay'a adam yolluyoruz. 2 günde Türkçe mi öğrenemeyeceğiz? Doğru, benimki de soru ya. Doğru, doğru, doğru. Bak kızım, şahidi de var. Çocuk doğru söylüyor galiba. Evet. Anlattıkları da mantıklı. Doğru vallahi ben. Ben seni bir yerden tanıyor mu lan? Yok lan. He? Yenge nereden affedersiniz Japon? Tomodachi to hashaku kimi yo. Akazai kutsuri de kanai de. De de. Bahar. Conta İsmail. Ne? Tanıyorum bu ya Conta İsmail, bizim mahallenin tesisatçısı. Aa İsmail! Alan lan, uzaylılar seni de mi kandırdı? Evet. Olaya bak ya. Nasıl olabilir ki böyle lan, sen ta gel. Ne istiyorsun lan adamı esnaftan ya? Allah. Uzaylılar da bazı sınırını bilmiyor. Oğlum! Defol git buradan be. Sahtekar, çık dışarı. Hadi be, seni de adam bilirdik. Ulan benim... Bak be! Ne uçakladın sen içeri. Ya? Al bu şeyini de, garip şeyini. Ne ayartıyorum adamı? Ya arkadaşlar, ya. Nerede bizim reji... Niye kontrol etmiyorsunuz adam doğru mu yanlış mı ya? Hakikaten. Niye bak, insan bir çekmez mi saçını gelen konu? Hayır, hayır bir şey. Yani. Oğlum! Niye yalan söylüyorsun? Açıklamasını yap. Niye yalan söylüyorsun? Yalan malan. Yalan konuşmasın ki bana desin ki Azza abi ben arkadaşlarla bir yere kadar gittim, içeceğim, bir şey yapacağım. Ben ona hayır diyecek kadın mıyım ya? Uzaylılar tarafından kaçırılmadığınız için kaçırılan bir adamın ruh halinden anlamanız mümkün değil. Neymiş ruh hali? Değişik. Oğlum bak. İşin anlayışlı. Git arkadaşlarınla bir yerde bir şey mi içiyorsun, bir sohbet mi ediyorsun, onlarla mı takılıyorsun? Kız izin veriyor, hayır demiyor. Niye böyle bir yalan söylüyor? Porno değil, ben öyle şeyleri terezil etmem ki. Ben öyle şeyleri terezil etmem. İlla diyorsun, gittim. Dünyanın akışını değiştirecek bir şeyle karşı karşıyasınız şu anda. Eğer bana inansaydınız, böyle olmazdı. Bırak. Bak, benim bünyem çok kuvvetlidir. Dolayısıyla bana herkese içirdikleri şuruptan daha fazla içirdiler. Zaten kusmamın nedeni de oydu. Onu da ayrıca anlatayım. Allah razı olsun. Evet. Lakin baktılar ki adamlar ben hafızamın bir bölümünü yitirmiyorum. Burada gördüklerin karşılığında diyor, ana bacı yemin edeceğim dediler bana. Onların yeminleri de bizimkine benziyorlar, öyle mi? Daha farklı. Nasıl mesela? Ne dediler? Dediler ki burada gördüklerini başka yerde anlatan dediler, ana bacı sikiyooo gibi bir şey. Ne dediler? Var yani onların daha değil. Ben de dedim ki, o zaman dedim... Hayır hayır, bir dakika. Sana ne dediler şimdi? Karşılarını aldılar. He. Ciddi bir konu. Evet. Erdem dediler. Uzaylı gibi ya. Evet. Erdem dediler bak. Kanka... Sen nereden anlıyorsun onların konuşmasını bu kadar net? Onlar biliyorlar. Ha, çeviriyorlar. Her dili biliyorlar. Bilmeyene de zaten kafana böyle bir tane bir şey takıyorlar. O konuşuyor, sana öyle öbür türlü geliyor. Uzay şey. Bunlar dediler ki, eğer dediler burada gördüklerini... ...orada anlatanın... ...anay bayısı... Sen ne cevap verdin? Dedim ki tamam dedim size o zaman delikanlı sözü. Burada gördüklerimi anlatamın dedim. Anay bacı CEO dedim. Sonra evet ne gördün? Vallahi bunu yapmak istemiyordum ha. Ama birazdan gördükleriniz karşısında artık ne yapacağınızı ben bilmiyorum. Salak. Artık bu saatten sonra hiçbir şey de değiştiremeyiz. Ama... Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsun lan? Benim 15 dakika havada kalmışlığım var. Dur 2 dakika dinle. Ayağa kalk oğlum. Ayağa kalk. Ne yapıyorsun manyak? Ya gerizekalı. Gerçekten gerizekalı. Doktor var mı? Yemin ediyorum gerizekalı işler yapıyorsun ha. Oğlum gerçekten uzaylılar geldi. Sinem kızım. Kızım toparla. Kızım toparla. Bu ne ya? Oh, evet, sevgili seyirciler, canlı yayında uzaylı var. Evet, yapma oğlum. Yapma, sakin ol, suyu döktün. Yapma!
Erdem Bey. Evet. Canlı yayında Aziz abinin programında bir uzaylı var şu anda. Resmen görüyorsunuz. Yapma, yapma! Ama bak, Aziz abi söyleyeyim abi, bu uzaylı çişi şey, asitlidir. Buralar şey yapıyorlar. Olsun, misafirimiz, misafirimiz. Yapma oğlum, gelme. Şimdi televizyonda her kişi anlayacak ne olduğunu. Buyurun. Evet. Hayretler içerisinde ne diyor? Diyor ki buradaki herkes diyor. Aha da bu adama inanmadığı için diyor bunun diyor cezasını çekecek diyor. Aa. Ne diyor? İyi ki diyor adam iki dakika her yere kusmuş ama olay yaptınız diyor. Bir tehdit oluşturuyor mu biz insanlar için? Vallahi diyor ki Erdem kankama inanmayanın diyor artık kıstırırım diyor orasını burası. Evet insanlığın sonu. Ay insanlığın sonu geldi. Sonu geldi ve bizim canlı yayında sonu geldi. Şamana. Oğlum gelme. Gelme üzerime. Gelme üzerime gelme. Ya. Allah. Ya Aziz abi. Eliyim. İnanma Aziz abi. Eliyim. Eliyim. Evet, sevgili seyirciler görüyorsunuz uzaylılar ne kadar araştırmacı. Bizim dansımızı, bütün örflerimizi, adetlerimizi incelemişler ve özümsemişler. Gerçekten bravo. Ya Aziz abi ya, sana hayret ediyorum. Bunun her şeyini anlıyorsun. Ya bizim mahallenin delisi hakkı bu. Nasıl hakkı? Deli, deli. Deli yapma bak. Tükür. Tükür lan. Aa, Hakkı'ya bak ya! Ya aklı yetim insanı bile kandırıyor uzaylılar ya! Bu nasıl bir evren? Bu nasıl bir evren uzaylılara bak! Tamam çocuğum, Hakkı. Çık. Yapma oğlum. Yapma çocuğum, yapma! Hakkı! Allah belanı ver. Yapma Hakkı bak! Çık oğlum, çık! Seni mi kandırdım? Hadi, Hakkı. Hadi tatlı çocuğum, çık yavrum, çık! Yapma oğlum, yapma! Ya Rabbim ya! Oraya bak Erdem, ya! Erdem, bir değil iki ya! Ya bunun adı suistimal ama yani aklı yetim adamdan ne istiyorsun sen? Ne biçim uzaylısın değil mi ama? Ben sana göstereceğim suistimal. Yeter artık şu milleti bütün mahalleye ayak aldırıyor. Ya tamam İsmail abilerin kumurgazı ki yazlıkla içtik biraz. Allah'ım bak! Oh. Üç gündür neredesin diyorum yaptığı şeye bak, hal planlara bak. Utan! Ne yaptın o buzdolabındaki etleri o zaman? Tamam koyarız bu hafta yerine, tamam uzatma. Onlar da sen aldın. Tamam getireceğim onları. Bak rezilettin bizi herkese. Bir şey söyleyeceğim. Sinemciğim. Ne yaptı? Hepimiz çok üzüldük. Hepimiz kızdık. Değil mi? Bir sürü duygu yaşadık ama sonunda ne yaptığını söyledi. Birazcık olsun böyle eskiye de dayanarak, sevgine dayanarak birazcık olsun yumuşamadın mı? Sağ olasın. Yani sonunda söyledi Allah razı olsun ya. Birazcık evet. Şey oldum tabii. Evet. Yalan sevmiyorum yani. Doğruyu buldu değil mi? Peki tabii. Biraz da güzelliklerden bahsedelim. Nasıl tanışmıştınız? Aziz abi şimdi bu kadar insanın önünde yani. Nasıl tanıştıysak tanıştık ya. Hadi anlat. Biraz yok dinle. Yok be utanıyorum. Biraz bu güzelliklere ihtiyacımız var lütfen. Ya hay Allah şimdi. Daha ne anlat sonra anlat. İşte bunlar nasıl tanıştık? Heh. Bunlar şey ahırda tanıştık biz. Nerede? Ahırda köyde ahırda tanıştık. Ahırda. Ne yapıyordunuz diye soracağım ama. Yo ben saman seçiyordum. Ne için? İşte yem vermeye saman seçiyordum. Ay onu mu alsam bunu mu alsam falan derken bu arkadan geldi. Ha. Ona öyle tanıştık o şekilde dedi. Bana dedi o zaman daha iyi, bu zaman daha iyi falan filan diye. Ben biraz anlıyorum da o işlerden. Anlıyorum. Bize o anı canlandırır mısınız? Ne zaman? Şu an. Şimdi. Evet nasıl tanıştınız? Ben bize utanırım bilirsin. Ya. Ben de utanırım ya bu kadar şey. Hadi lütfen. Milyonlar olmasa da 1000 kişi falan bizi izliyor lütfen. İyi hadi şey yapalım. Neden? Hadi. Sen. Tanıştığımız an. Bak şimdi ya. Nasıl sen ağırdasın, samanlara bakıyorsun. Işte. Sen de içeri giriyorsun. Ha, dışarıdan. Tamam. Evet. Ben de işte geliyorum. Tamam başla. Ay hangi samanı seçsem? Şu samanı kaldırayım da Zühtü abilere ayırayım. Kıza bak ya ne kadar güzel diyorum ben de. Samanları. Hayret ya ne kadar da güzel bir kız saman seçiyor.
o zamanı seçme de o zaman şunu seç. Ve ilk bakış. Ağır çekimde bir daha alabilir miyiz bu bakışı? Bakışı çok güzel mı? Bakış, evet. Gerçek halini, gerçek. Çok çok gerçekçi bir canlandırma. Al o zaman. Ve aşk böyle mi başladı? Ya şu Tema'yumu beni bitirdin orada. Yoksa ya tipine bakıp herhalde beğenmedim ya şunu. Ağzı bir yüze baktı. Tabii ten uyumundan yani şey oldu. O gün orada öyle şey yaptık. O gün bugündür berabersiniz. Evet. Ne yapayım ya? Peki Sinem. Bu da beni yapıyor. Sinem. Ha. Affettin. Affettim ama o dezleri de temizlesin öyle. Ya temizler ne var? İki dakikalık iş ya. Bu sol leke sökücü şeyler var. Sıktın mı şey yapar. He. Şimdi evinize gidin. Birbirinizin değerini bilin. Birbirinizi çok sevin ve ömür boyu mutlu bir şekilde yaşayın. Hadi bakalım. İnşallah. Hadi bak. Sağ ol Azabi. Hadi. Evet, Aziz abi hiç imkansız denilen bir ilişkiyi daha kurtardı. Onları mutlu mesut evine yolladı efendim. Bakalım haftaya nasıl insanlarla tanışacağız? Onları da mutlu edebilecek miyiz? Evet. O da bizim insanımız. O da bizim insanımız. Olsun. Ona da toplumda yer açmamız lazım. Değil mi Hakkı? Evet. Tamam Hakkı. Ben final konuşmamı yapıyorum. Sen hadi sen çık yavrum. Sen çık. Çık. Allah'ım bu gel kaçın bu gelecek. Dur.